Bugün ben vulva kanserlerinden bahsedeceğim. Vulva son zamanlarda kozmetik ve estetik nedenlerle gündeme gelse de kanserleri de önemli bir sorun oluşturmaktadır. Vulva kanserinde etiyoloji hastalığın doğal seyri ve prognostik faktörler öğrenildikçe tedavi şekli de buna bağlı olarak değişmiştir. Ölüm oranları azalsa da e, ...lokal nüksler görülebilmektedir. Ancak radikal bulvektomi ile... ...geniş lokal eksizyon... E, ...yaptığımız hastalarda... ...nüks oranları arasında... ...yüzde bir bir fark olduğundan... E, ...daha fazla normal doku bırakmaya... ...daha az radikal ameliyatlar yapmaya... E, ...yönlendirilmiş olduk. Onkolojik güvenlikten ödün vermemek bu arada önemli. Yani hastanın... E, ...sağ kalımını değiştirmeden estetik ve kozmetik kaygılarla ameliyatlarımızı yapmalıyız. Normalde ko olabildiğince korunmalıdır. Ameliyat şekline karar verirken tümörün histolojisi ve yerleşimi, lezyonun sayısı ve şekli, anatomik yapısı hastanın çok önemli ve tümörün perineye olan oranı da önem arz etmektedir. Bu arada preinvazif lezyonların likensiktoruz veya viayan gibi varlığı da önemlidir. Prognostik faktörler elbette ki ameliyat seçimimizde bize yol gösterici olacaktır. Bu FIGO evrelemesi 2021 yılına ait Buna baktığımız zaman evre 1 ve 2, biri A ve B olarak ayırmak lazım. Bunlar bizim tedavimizi, cerrahimizi biraz değiştirebilmektedir. Yani tümörün 2 santimden küçük ya da büyük olması ve stromal invazyonun 1 milimetrenin altında ya da üstünde olması Önem taşımaktadır. Şimdi bulvektomiyi nasıl yapıyoruz? Skinning vulvektomi yani süperfisyal vulvektomi şeklinde olabilir. Burada sadece epidermis ve dermis alınmaktadır. Simple vulvektomide ise parsiyel ve total olarak ikiye ayırıyoruz. %50 ile %80'ini alırsak bulmanın buna biz parsiyel. Bulvektomi diyoruz. Eğer yüzde seksenden fazlasını alırsak ise buna da total bulvektomi diyoruz. Geniş lokal eksizyonda ise aldığımız oran yüzde 50'nin altında olmaktadır. Tabii radikal bulvektomi var. Burada da butterfly insizyon artık terk edilmiş olsa da eskiden kullanıyorduk ve üçlü insizyon tekniklerini kullanıyoruz. Ultra radikal e, de ise Ön ve arka egzentrasyonları ekleyebiliyoruz. Ee, burada kabaca bu şekilde şurada skinning bulvektomiyi, burada total veya parsiyel bulvektomiyi görüyoruz. Eğer e, fasciaya kadar inersek de radikal bulvektomi yapmış oluyoruz. E, tanı biyopsi ile konuyor. E, insizyonel biyopsi yapılmalıdır. Ya da e, punch biyopsi yapılmalıdır. E, eksizyonel biyopsilerden Kaçınmak gerekir çünkü ameliyat sırasında lezyonun yerinin tespiti zor olabilmektedir. Lezyonun kenarından sağlam deriyle yapılmasının faydası vardır. Ee, i̇nvazyon derinliğini bize biyopsi verir. 1 milimetrenin altı ve üstü stromal invazyonda önemlidir. Bu da bizim yapacağımız e, cerrahi tekniği e, tespit etmemizde faydalı olmaktadır. Burada lenf bezlerinin e, tutulumu önemli. Çünkü lenf bezlerinin tutulumu da cerrahi etkileyecektir. Bir ağda lenf nodu tutulumu ihmal edilebilir. Dolayısıyla lenfadenektomiye gerek yoktur. Simple vulvektomi ile bu işi halledebiliriz. 1B'de ise lenf nodu tutulumu %8'e vardığı için mutlaka lenf nodları da alınmalı ve radikal bulvektomi yapılmalıdır. Orta hattaki tümörlerde lenfadenektomi iki taraflı yapılırken lateralize tümörlerde tek taraflı yeterli olabilmektedir. Burası pozitif gelirse diğer tarafı da e, ameliyat ediyoruz. Lenf nodlarının e, nasıl tespit ediyoruz? Muayene ile ameliyattan önce ultrason MR ve PET CT ile LEF nodlarının e, tutulu olup olmadığını öngörmeye çalışıyoruz. Tomografi bu konuda bize yardımcı değil. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Aspirasyon biyopsileri veya sentinel lymph nodu şekilde görüldüğü gibi tespit edilmeye çalışılıyor ameliyattan önce. Sınır çok önemli cerrahi sınır. Vulvektomide Amerika'da e, Amerikan Koleji'nde 10 milimetre. İngiltere Royal College'de 15 milimetre ama önerilen 20 milimetre. Ama formaline girip çıktıktan sonra yani doku retrakte olduktan sonra en az 8 milimetre sınırın kalması bizim için önemli. Ee, klitoris ve anüste yakın sınırlar tolere edilebilir. Çünkü bu organları korumak lazım. Sınır pozitif ise re eksizyon ya da. Radyasyon bu hastalara uygulayabiliriz. Çoklu lezyonlar ise tek tek çıkarılmalı ve en az 1 santim sağlam sınır olacak şekilde e, patolojiye yollanmalıdır. Burada e, frozen bu hastalarda pek yapmıyoruz ancak e, acı hastalığı gibi... E, tip lezyonlarla giden hastalıklarda moth surgery kullanılabilir. Sık sık e, parçalar alınarak patolojiye yollanabilir ve hastalığın tamamen ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair ameliyat esnasında bir fikre sahip olabiliriz. Bulmanın e, vulvanın anatomisini bilmek son derece önemli. E, Anatominin tabi yüzeyel anatomi ve kasların fasyaların anatomisini bilmek önemli. Bu bizim e, ameliyatı gerçekleştirirken nereden nereye gideceğimiz konusunda bize yol gösterici olabilmektedir. Burada anatomide e, bilmemiz gereken e, yapıları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi basit vulvektomide çıkarılacak dokunun genişliğine göre dedik parsiyel ve total olarak adlandırılır basit vulvektomi ile dermis, epidermis ve altındaki 3-5 milimetrelik bir yağ dokusu çıkarılıyor. Ablazyonun uygun olmadığı yaygın hastalık durumlarında kullanıyoruz. Bunlar bir yayan adenokarsinom içermeyen paja hastalığı, semptomatik cilt hastalıkları, medikal tedaviye cevap vermeyen liken ve yaygın kondilomlarda basit vulvektomi yapabiliriz. Basit basit vulvektomide vulvektominin genel prensiplerini anlatacağım. Sonraki slaytlarda bunu tekrarlamayacağım. Genel ya da lokal anestezi kullanılabilir. Hastanın kalçası masadan biraz taşmalı ve altına mümkünse yum, yumuşak bir e, yastık koymalıyız. Çünkü uzun süren ameliyatlarda bu önemli. Hastanın e, bacaklarının pozisyonu da peroneal sinir sıkışmaması açısından uygun pozisyona alınmalıdır. Alin ayaklıkları kullanılabilir. Vulvayı, vajeni ve anüsü mutlaka vulvektomiden önce muayene etmek zorundayız. Çünkü özellikle HPV ilişkili lezyonlarda multiple hastalıklar burada olunabilir. Temizlik ve kateterin takılmasının ardından lezyonun yeri, genişliği tespit edilir. Yani bir vulvar haritalandırma yapmak lazım. E, lezyonun tamamen eksizyonel biyopsiyle çıkartılmış olmaması da bizim için iyi olacaktır. Daha önce söyledim. Sınırın korunması için kesiyi bistüriyle yapıyoruz ve lezyon eliptik olmalı mümkün olduğu kadar. Bu daha sonra söyleyeceğim flap konulmasında bize faydalı olacaktır. Burada ön, arka ve genişletilmiş arka olarak basit vulvektomi şekillerini görmekteyiz. Ee, diseksiyon önden arkaya veya burada önden arkaya veya arkadan öne doğru olabilir. Ben kendi pratiğimde önden arkaya doğru yapıyorum. Önden arkaya doğru yapanların e, savundukları şey art kısımdaki anatomik yapıların daha karmaşık olduğu. Arkadan öne doğru yapılmasını isteyenler ise kanamanın e, görüntüyü bozabileceği e, manasında daha faydalı olduğunu düşünüyorlar ama herkesin kendi bir e, şekli olacaktır. Bu şekilde önden arkaya ya da arkadan öne yapılabilir. E, bu hatlara lokal anestezik maddeler vermek insizyonu kolaylaştırır. Ağrıyı daha sonraki aşamalarda engeller. Traksiyon, retraksiyon, alis ile yapılır. Doku ezilmemeli. Bu, bu traksiyon, ters traksiyon dokunun uygun şekilde çıkartılması için bize yardımcı olacaktır. Diseksiyon cilt ile labial yağ dokusu arasındaki düzlem görülene kadar yüzeyel cilt altı dokularda devam etmelidir. Vulvanın normal görünümünün korunması için labial yağ dokuları mümkün olduğu kadar korunmalıdır. Ancak kapatırken bunlar bize engel oluyorsa bir kısım yağ dokusu diseke edilebilir. Yara dudaklarının birleştirilmesi son derece önemli. Burada bir gerginliğin olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. İnternal pudental arterin yüzeyel dalları eğer karşımıza çıkarsa tutulmalıdır. Bu şekilde materyali çıkarttıktan sonra koterle kanama kontrolü yapılması gerekiyor. Kapatmada dediğim gibi gerginlik olmayacak. Gerginlik hem yara iyileşmesini geciktiriyor ya da fonksiyonel ve kozmetik bir takım problemlere neden olabiliyor. Hastanın bu sırada bacaklarının fleksiyonu ve abdüksiyonu azaltılması lazım. Ölü boşlukların kapatılması, seroma oluşumunu engellemesi açısından önemli. Ve eğer gerginlik azaltılamayacak şekilde bir dikiş atamıyorsak, vazelinli spançlarla da yarayı açık bırakmak bir seçenek olabilmektedir. Parsiyel basit bulvektomide ise otelin e, dış kısmında gerilimi azaltmak için e, uyluğun medyaline kadar cilt altı açılabilir. Bu diseksiyonları yapabiliriz. Geniş ve irregüler defeklerde kapatma üretre ve anus etrafında işaretleme sütürleri konarak başlanabilir. E, aynı şekilde vajen mukosası da diseki edilirken önde mesane arkada rektuma dikkat etmek gerekir keratinize ve nan keratinize dokuları birleştirirken dikkat etmek lazım. Sütürün keratinize dokuda oturması iyi olur. Çünkü mukozalar daha kolay, fragil oldukları için yırtılabilir. Geniş olgularda kapalı ve delikli diren kullanmak lazım. Total vulvektomide ise vulva cildi klitoris, labia minora, labial yağ dokuları ve labia majori içerecek şekilde total olarak çıkartılır. Lezyonun yayılımına göre klitoris alınabilir. Bu durumda insizyonun yine oval olması lazım ve klitorisin ön üstünden başlaması gerekir. bir majörlerin lateralinden devam ederek perineal cisimde aşağıda burada sonlanması gerekiyor insizyonum perineal bölgedeki lezyonlar için daha anüsü korumak açısından buradaki insizyonlarda daha dikkat bir şekilde yaklaşım sağlamalıyız İç insüzyon vajinal vestibülü çevreleyerek vajinal vestibülü buradan çevreleyerek şu kısımdan çevreleyerek üretreye uzanır klitoris alınacaksa süspansör ligamente doğru kama şeklinde bir doku çıkartılır bu kapatmayı sağlar faydalı olur süspansör ligament kesilir ve bağlanır e, klitoris ve damarları vestibül mukozasının hemen altından kesilir. E, korpusu burada ellemiyoruz. Klitoral bölgenin derin dokularına diseksiyon dediğim gibi gerekmiyor. Bu bölgede ciddi venöz plöksisler olduğu için de kanamaya dikkat etmeliyiz. Klitorisi alınmayacaksa cilt altı ön diseksiyon, klitoris prepisine doğru uzatılır, daire çizilir ve iç isinzyonla birleşmesi için laterale ve inferiora ilerlenir. Alttaki yağ dokusunun yine dediğim gibi serum oluşumunu engellemek için 3 sıfır sütürlerle kapatılması gerekir. Üretra bölgesindeki gerilimin e, dikerken azaltılmış olması çok önemli. Burada miksiyonda sıkıntılar olabilir, inkontinans olabilir, çatallı işemeler olabilir. Bunu önlemek için üretra civarındaki dikişlere dikkat ediyoruz. Lateral vulvar cilt kenarları vestibül mukozasına dikilerek posterior vajinal duvar açılarak posterior vulvar defekti de kapatıyoruz. Burada e, radikal lokal eksizyonu görüyoruz. Bir geniş lokal eksizyonun derin fasya kadar ulaşmasıyla yapılır. Bir santim cilt veya vajinal sınırın bırakılması esastır. Bu slide hacker'ın bir slaytı. Yine burada yine hacker'dan aldığım bir slide. Burada ön tarafta bir e, kuvamlı hücreli karsinom. Alt tarafta ise wing görüyoruz. Ön tarafta geniş lokal eksizyon, alt tarafta ise skin inkül vektomiyle yani iki ameliyatı birleştirerek modifiye ederek <laughs> hastaya göre bir uygulama sağlamış oluyoruz. Geniş radikal eksizyon dediğim gibi tedavinin bireyselleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Benzer nüks ve sağ kalım oranları vardır. Yaşam kalitesi bu hastalarda daha iyidir. Ön, yan ve arka olarak üç tipi olmakla beraber genişletilmiş e, olan tipleri de yapılmaktadır. Anatomik sınırlar ve teknik lezyonun yerine göre belirlenmektedir. Burada prensipler yine e, geniş radikal eksizyonda e, vulvektomi ile aynıdır. Önde pubik aponevros yonda pubik ramus, süperfisyel perineal fasya, medialde vulvanın derin fasyası, arkada ise levator taban iskiyorektal fossa ve anal sfinkler sınırları oluşturmaktadır geniş radikal eksizyonda klitorisin gövdesi glans ve prepüsyumu alınmalıdır bu o, radikalitenin bir gerekliliğidir aliskrempleri ile traksiyon uygulanmasının altını tekrar çizmek istiyorum adüktör fasya ve pubik ramus görülene kadar diseksiyon ilerletilir insizyon lateralden medyale doğru derin perineal fasya boyunca sürdürülür. Burada radikal vulvektominin çeşitlerini görüyoruz. Bu butterfly e, insizyon terk edildi. Burada e, lateralize bir tümör var ama bu e, orta hatta 2 santimden daha yakın olduğun için bir lateral e, ingüne femoral lenfadenektomi bu hastada yapılması planlanıyor. Burada yine e, tümör lateralize burada Yine inguinal lenf nodları üçlü insizyon tekniğiyle alınıyor. Burada ise lezyon biraz daha orta hattan uzak olduğu için tek taraflı e, femoral inguinal femoral lenfadenektomi yeterli. Yine burada radikal bir vulvektomi, posterior vulvektomi şeklini görmekteyiz. Radikal vulvektomi dediğim gibi e, tamamen bireyselleştirilmiş bir hale geldi. Artık bu üçlü insizyonda aradaki cilt fleplerinde bir nüks ihtimalinin olmadığı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Radikal bulvektomi dediğim gibi 1950'lerde kullanıma girdi ve artık terk edildi neredeyse. Triple insizyon tekniğiyle ile radikal bulvektomileri artık yapmaktayız. Pek çok lokal ileri kanserde radikal geniş eksizyon tekniği kullanılmaktadır. Ne zaman radikal vulvektomi yapıyoruz? Vulvanın 2 ve 4A invazif skomas karsinomlarında radikal geniş eksizyona uygun olmayan 2 santimden büyük lezyonlarda alt üretra, vajina ve anüse yayılım varsa üretranın üst kısmı mesane veya rektal mukoza tutulu ise zeminde adeno karsinom olan paja hastalığı varsa invaziv bartolin bezi karsinomu ve lokal ileri evre melanomda ve veriköz karsinomda Radikal vulvektomi yapıyoruz Veriköz karsinomda likozikarsinom'da e, e, radyasyon, kem, e, radyoterapi kullanılması ve diferansiyasyona ve agregasyona sebep olduğu bir şekilde ortaya konduğu için bu hastalarda da e, radyoterapiden kaçınıyoruz. E, radikal vulvektomi, emblok radikal vulvektomi, mons pubis vulva ve vulvadan kasa doğru uzanan dokuların tamamen çıkartılmasıdır. Diseksiyon pubic aponeuroz ve kuliterüse kadar ilerletilir. Pubic arkusa kadar diseki edilen spesmen inferior urogenital diyaframdan ayrılır ve çıkartılır. Posterior diseksiyon yapılırken bacaklar 45 derecenin üstünde bir e, fleksiyona alınmalıdır ki alt tarafı rahatlıkla görelim. Üretra foley sondanın palpasyonu ile ayırt edilir inferior pudental artar. Daha önce de söyledim dalları eğer karşımıza çıkarsa bağlanır. Ölü boşluk bırakılmamalıdır. ilk mukoza yakış, yaklaştırmaları önem arz eder. Radikal vulvektomi tabii ki geniş lokal eksizyonlara, radikal eksizyonlara göre daha agresif bir cerrahi tipidir. E, rutin olmamakla beraber frozen için eliptik biyopsiler de alınabilir. Geri sınırın bozulmamasına dikkat edilmelidir ve oryantasyon için, patoloğun oryantasyonu için de işaretlenme yapılmalıdır. Radikal vulvektomide niyet ettiğimiz anlana ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir hayati yapılar gereği. Anal sfinklerin bir bölücü kesilebilir. Bu bir inkontinans neden olmaz ama tek tek güçlendirici sütürler konulmalıdır. Üretra bir, bir buçuk santim eksize edilebilir Mukoza bu durumda cildi ağızlaştırılmalıdır. Daha fazla üretreyi kesmek yerine ileride radyoterapi e, düşünülebilir. Anterior eksenterasyonda bir seçenektir. Vajinada ön ve arka tutulumlarda mesane ve rektumun konulması önem arz eder. Özel durumlar var. Sarkomlar var e, vulvada. E, standart tedavi geniş lokal eksizyondur. E, Anjiyo, ve abdomiyal sarkom en göze çarpanları. Melanomda primer tümör esas olarak geniş lokal eksizyonla çıkarılır. Radikal vulvektimi büyük geniş tümörlerde uygulanabilir. Eksizyon bütün cilt altı ve cilt dokularını içermeli. Derinde müsküler fasyaya kadar uzanmalıdır. Cerrahi sınırlar negatif olsa bile bu hastalığın e, tekrarlayabileceği düşünülmelidir. Paja hastalığında da keza aynı durum geçerli. Lokal lükslerin %58'i cerrahi sınır negatif olan olgularda karşımıza çıkmaktadır. Eğer mümkünse paşa hastalığında 5 santimlik normal bir görünümlü derinin çıkartılması da önerilmektedir. derinin invazyonu ve lenfobasküler tutulum kötü prognostik faktörlerdir. Bartolin kompleksinin karsinomu da önemli. Az karşılaşılmakla beraber genel yaklaşım radikal vulvektomi ve e, radikal eksizyondur. Bazal hücreli karsinom ve veriköz karsinomda da radikal vulvektomi yapılması gereken durumlar arasındadır. Şimdi son olarak onkoplastik yaklaşım yani FLEP'ler konusuna değinmek istiyorum. Bu en önemli konu bu ameliyatlardan sonra yara açılması enfeksiyon gibi olaylardır. Vajinal prolapsus ve stenozlar, üretral striktürler görülebilir ve miksiyon defekasyonda bozukluklar, seksüel bozukluklar, hastanın özgüveninin azalması ciddi problemler yaratır. Onkoplastik yaklaşım standart bir tedavi olmamakla beraber mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Estetik bir görünüm kazanılır, komplikasyonlar azalır, seksüel fonksiyon düzelir. Burada graft ve flap ayrımından kısaca bahsetmek istiyorum. Graftte alıcı yatağın besleyici özellikleri kullanılır. Skin incul vektörümü de uygun olsa da verici alanda enfeksiyon, skar ve striktürler görülebilmektedir. Split ve full thickness greftlerimiz var. Flap ise greftlerin kullanamayacağı durumlarda tercih edilir e, ve e, onkoplastik yaklaşımında temelini oluşturur. E lokal filepler vulva perineal bölgede idealdir. Sıklıkla fasya kütenöz filepler kullanıyoruz. Musküle olanlar daha kalın ve donor alanda sorun yaratabildiği gibi taşındığı alanlarda da taşmalar yapabilir. inceltilmesi gerekebilir. Onun için musküle fileplerde mümkün olduğunca az kullanmaya çalışıyoruz. E, Filep çeşitleri random, aksiyel değişik sınıflamalar var. Burada bir e, VY flap en sık kullanılıyor. bu VY flap'i burada görüyoruz. Şuradaki doku defekti. Bu şekilde bir V şeklinde bir parça buradan ayrılıyor. Bu doku bizim kestiğimiz alana taşınıyor ve buraya dikiliyor. Alt kısımda bu şekilde dikildiği zaman V ve Y şeklinde bir birleşim oluyor. Ve e, flapler en sık kullanılan flap şekilleri. Aksiyel flapler var. Burada e, sıkıp flap var. Uzun pediküllü kalın bir flap. Donör alanlarda sorun yaratabilir. Lenfatik kanallar içeren bu skip flapler e, lenf ödemi azaltmak için de kullanabilir. Burada bir e, süper e, paje hastalığında ultratin 5 milimetrelik bir skip flap e, kullanılan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası durumunu görüyoruz. Özellikle bu işaretlemeler, çizmeler yapılacak işlem açısından son derece önemli. Perforator flepler var. Damarların eee ıı, taşınmasıyla oluşan kas ile beraber ya da tek başına kullanılan cilt flepleridir. Tek ya da çoklu perforatör damarlar içerebilir. Kullanılan damarlara göre burada isimlerini görmekteyiz. İşlemden önce renkli doppler ultrason ve BT anjiyografi ile damarların yerinin tespitinin e, sağlanması uygun olabilir. Optimal doku uyumu vardır ve donor alanda da rahatsızlık yaratmaz. Burada e, obturator e, arterin, yüzeyel dalları, e, anterior ve posterior labial arterleri görüyoruz. Bu da pudental sinir. Sinirler de taşınmadı önemli. O bölgenin hassasiyetini sağlanması açısından Muskulokutanoz filepler var. Burada bir melanoma bağlı eksenterasyondan sonra greftle dokunun kapatılmasını görüyoruz. Yüzeyel addüktör kas gresilis flebinde kullanılabilir. En e, yüzeyel kas olduğu için de bir fonksiyon kaybı olmaz. Burada limberg, e, parsiyel de vajina ve anüs arasında kullanılıyor. Burada çıkartılan vulva kısmından sonra şuradaki parça... Bu şekilde buraya implante edilmektedir. Lotus Petal Flap e, bu lotus çiçeğine benzetildiği için bu adı almış. Gençlerde labial estetik sağlıyor. E, uç kısımlarında buralarda nekroz olabilir. Onun için çok uzaklara gitmemesi lazım. Radyoterapi e, sonrası da tercih etmiyoruz. Beslenmesi bozuk olabileceği için dokuların. Burada yine bir e, Petal Flap'i görüyoruz. Hulu sonra Buralardan alınan filepler e, alt kısma taşınarak bu şekilde bir rekonstrüksiyon sağlanmış oluyor. VY filepleri biraz önce şematik olarak anlattım. Lokal filepler içinde en sık kullanılandır. Küçük ve orta büyüklükte de, defeklerde ideal mobilizasyon ve damarlanma avantajı vardır. Bu biz kalça ve uyluk iç yüzünden alınabilir. Pedinküllü perforatör VY filepleri ise alıcı arana daha gerilimsiz uzanır kolay dizayn edilir ve estetiktir. Burada yine bir VY flap uygulamasını e, görmekteyiz. Farm flaplar üretra vajine ve anüs için burada pencere açılabilir. Yani bu açılacak pencerelerle doğal e, çıkış e, noktalarının üretra vajine ve anüs için normal fonksiyonları sağlanabilir. Muz şeklinde dizayn edilerek de ingine femoral lenfadenektomiden sonra kasıkta kullanmak mümkün. Alt flap derin vajinal ve üretral diseksiyonlarda orta ve arka defeklerde kullanılır. Keystone flap var. Yuvarlak trapozit bir flaptir. İki tane birleşmiş V-Y flap olarak bunu düşünebiliriz. Burada daha şematik görüyoruz. İki tane V-Y flap yan yana gelerek keystone blep şeklinde yine vulva rekonstrüksiyonu da kullanıyoruz. Olay aslında karmaşık. Mutlaka bir e, ekip çalışması gerektiriyor. E, bu olayların pek çok alt tipleri var. Hangisinin uygulanacağı plastik ciğera ile karşılaşmalı olarak konuşulmalı. Burada labial sharing flap var. Ben en çok bunu sevdim. E, bu bir lezyon. Bunu direkt kapatabilirsiniz. E, ya da e, muskulokitoneus flap kullanabilirsiniz ama labiayı paylaşarak yapılan uygulamada simetri ve estetik sağlanması açısından bu konuyu hazırlarken benim en çok hoşuma giden flap şekli bu labial sharing flap oldu. Singapur flap var, dip flap var. bunların kendisine göre de avantaj ve dezavantajları var. Singapur flap daha çok introitus'ta da kullanılırken dip flap mons pubis'te kullanılıyor. Bu yine bir rekonstrüksiyon. Özellikle bu flip'i taşırken Damarların da bu şekilde taşınması, buraya gelmesi, dokunun beslenmesi açısından son derece önemli. Burada sona yaklaşırken bir şematik olarak anlatmak istiyorum. Tümör dokusunu bu şekilde görüyoruz, çiziyoruz, bulvektomiyi yapıyoruz, görüntü böyle. Sonra defektin boyutları ölçülerek kulitel katlantı filebi, lotus çiçeği şeklinde buradan çıkartılıyor, insizyon yapılıyor gerilimsiz olması önemli. Filep rotasyonunu sağlıyoruz. Diseksiyona devam ediyoruz ve en sonunda da filepi normal noktasına getirip orada implantı ediyoruz ve kalan kısımda e, e, tekrar dikiliyor. Burada yine glütal e, fetüs e, lotus petal filepi burada görüyoruz. Radikal vulvektomi sonrasında. E, burada e, hem endosiyeninle hem de ultrasonla dokudaki beslenme bozukluğunu en sonunda da nekrozu görüyoruz. Yani her zaman da başarılı olmak mümkün olmuyor. Flap'in takibini yapmalıyız. Son slayt olarak bir yağ dokusu grafti var. Son zamanlarda normal vulvalara da bu yapılmakta. Dolayısıyla yetişkin kök hücrelerinin içerdiğini biliyoruz. Uzun süre yaşar, rejenere edicidir. Liposuction yapıldıktan sonra santrifüj ve emulsifikasyon yapılıyor. Multipotent hücreler içerdiği için derinin şekillenmesinde yardımcıdır. Subkutan doku ve dermiste de bir kalınlaşma sağlar. Progenitor hücrelerden salgılanan bir takım maddelerle enflamasyon ve fibrozis azaltılarak doku estetiğinin sağlanmasına yardımcı olur. Teşekkürler ediyor ve sağlıklı mutlu günler diliyorum.